Ah be Züleyha be, ah be yavrum be. Hadi kendini düşünmedin, evlatlarını da mı düşünmedin? Allah yarabbim. Sen onun bir an önce sağlığına, saatine kavuşmasını nasip et yarabbim. Evlatlarına kavuşmasını nasip et yarabbim. Hadi söyle içinden geçenleri. Vicdansızdı. Merhametsizdi, insafsızdı. Hadi dök içine. Ben içimi dökerim dökmesine de... sonra sen toplayabilecek misin döktüklerimi? Yaman'ın demir. Benim söyleyeceklerim çok mühim değil. Senin buran ne diyor, buran? O miyim? Kalbin, vicdanın ne diyor? O miyim? Bak sana son söz. Bütün kirli işlerin tek gizli şahidi vicdandır. Nefsine öğretmen, vicdanına öğrenci ol. Bu kızcağıza çektirdiklerin için... eğer içinde küçücük bir pişmanlık varsa, vicdan mahkemen uykunu bölüp ne yaptın diye sana soru soruyorsa, senin için umut var demektir. Ama yastığa kafanı koyar koymaz mışıl mışıl uyuyabiliyorsan, değil bu garip fekeli, bütün dünya bir araya gelip sana gaddar dese ne fayda? Sen insanlık trenini çoktan kaçırmışsın demektir, geçmiş olsun. Fekelim. Dün geceden beri Süleyha beni vurduğunda neden ölmedim diye düşünüp duruyorum. Keşke bu hastaneden yürüyerek değil tabutla çıksaydım. Keşke babanızı ben vurdum. Çünkü ölmeyi hak etti deseydin. İnsafsızın biriydi deseydin. Beni sizden mahrum etti. Yüzünüze hasret bıraktı deseydin. Varsın evlatlarım benden nefret etseydin. Mezarıma bile gelmeselerdi. Ama Süleyha benim yüzümden burada yatmasaydı. Bu hale düşmeseydi. Uyan Züleyha. Uyan gözümün nuru. Beni azapta bırakma uyan.